Merhaba arkadaşlar. FIFA dediniz. FIFA geliyor. FIFA geliyor. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Cengiz Ünder Karay'ındayız. Bugün Perşembe video çekiyorum. 40, yarım saat 40 dakika kadar video çekmem lazım. Misafir geliyormuş bize. Neyse. Diyecek bir şey yok. Gördüğünüz gibi 4. sıraya kadar düştük. İpi göğüsledik. 30 maç, 28 maç geldik. 1. olduk. Sonra 4.'lüğe kadar düştük. Artık ben dayanamıyorum. Bu takımdan transfer olmak istiyorum. Sizlerin de bildiği kadarıyla. Bence şu Juventus maçına kadar bir simüle etsek ne dersiniz sizce? Bence Juventus'a kadar simüle edelim. Bakalım simüle maçlarımız kaç kaç biteceğiz ve lig durumunda nerelere geleceğiz. Hadi bekleyin bakalım. Evet arkadaşlar bitti. Şu ana kadar puan durumunda 66 puanlıyız. Evet 70 puanla Inter önümüzde, yine 4. sıradayız. Ama bakalım neler kaybetmişiz puan. Cagliari ile birebir berabere kalmış. Şaşırmadık. Spal'la birebir berabere kalmış. Şaşırmadık. Chievo'ya 4-0 yenmiş. Hayret ya. Hayret. Nasıl yendiniz ya? İlk 11'deyiz. Bakalım Juventus maçı da oynayalım. Sassuolo'yu da yine simüle edelim. Sonra transfer pazarına bir bakalım. Bizlere alan var mı? Satan var mı? Hadi bakalım. Şöyle formalarımızı alalım. Güzel. Profesyonel değil. Bu dünya klası. Bunu bir değiştiremedik gitti. Her maç böyle gir çık yapıyorum. Bu maçı kazanalım. Üçüncü olalım bari be. Ünder olarak oyna dedik. Bakalım. Bekliyoruz. Evet, Nainggolan falan ısınıyor. Maç başlamak üzere. Bakalım neler olacak. Şuradan bakıyoruz. Yine Kral OKT'ler, Furkanlar, ne bileyim Mertler, hepsi buralarda görüyoruz. Köşelerde oturuyorlar. Ve Liverpool maçına bilet demişti arkadaşımız. Şu an Cengiz Ünder kariyerindeyiz. Leicester kariyerinde değiliz ama onun için bir bilet ayırdım. Mustafa Efe Pelit, senin için güzel bir yerim var. Bak var ya, tam şu kumandayı düşürdüm. Mustafa kumandayı düşürdüm. Tam var ya, VIP'den ayarladım ama hepsi VIP, bak gördün mü? Hepsi VIP'den ayarladım. Başka kim var? Bir de Nedeneye Onur, Andres Silva'ya abi lütfen al demiş. Sana bilet aldım kardeş. Bilet aldım. Muazzam. Bizim güzel forvetlerimiz var. Bunların hepsi Leicester City kariyeri için gelmişti. Ama ben size bu Roma maçında güzel bir bilet ayarladım gördüğünüz gibi. Maç başlamak üzere. Başlasın. Biz de devam edelim. Vur da başlasın. Aldı, başladı. İstiyorum. Gelsin. Aldım ve güzel maç başlamış bulunmaktadır. Cengiz Ünder nefis bir pas attı. Şimdi Nainggolan. Radje Nainggolan. Gonalas ama çok kötü pas hataları. Alexandro bakalım ne yapacak? İçeri doğru girdi. Bıraktı Dybala'ya. Matuidi'den ortaya. Marquinhos bir içeri doğru. Offside yok. Offside yok. Dybala'nın golüyle 1-0 öne geçiyorlar. Dybala atmış. Offside yok diyor hakem. Biz de ona uyuyoruz. Diyecek laf yok. Hoca offside yok diyorsa. Neyse. Juve Juve sesleri geliyor deplasmanda. Orada Cengiz nefis bir pres yapıyor. Marquinhos'a ama başka kimse yapmıyor. İçeri oynadılar. Higuain tek top. Dybala. Alicho. Alicho nefis bir top çıkardı yalnız. Alicho cidden nefis top çıkardı. Bir kafa daha. İlk devre bitmek üzere büyük ihtimalle. Bitti dedi hatta. Şişik. Şişik. Bakalım Eşar abi bir daha oynayacak mı? Oynadı. Şimdi Cengiz dışarı doğru gelmek istiyor. Cengiz'e doğru bir top. Hem Nainggolan hem Cengiz'e geliyordu. Cengiz aldı orada. Cengiz! Cengiz Ünder hatasını buluyor. Ben Roma'nın süper kahramanıyım diyor. İşte gördünüz. Görüyorsunuz tişörtümü. Ben Roma'nın Süpermen'iyim diyor ve Süpermen tişörtüyle sevinç yaşıyor. Cengiz Ünder. İşte bunun için hazırlanmıştık. Bunun için bu tişörtü giymiştik bugün. Cengiz ben Roma'nın Süpermen'iyim dedi ve bu takımdan giderim başka takıma dedi. Nainggolan, Cengiz orada aldı. Cengiz nefis bir orta arka direğe doğru. Şarabi Buffon. Antunes, Cengiz nefis döndü. Cengiz iyi bastı. Cengiz geriye de döndü. Jesus. Tek top. De Rossi. Cengiz orada iyi aldı. Cengiz çekti. Cengiz bıraktı öne doğru. Antunes bıraktı. Şarabi direkt de patladı. Defrel içeride. Penaltı olabilir. Gol geldi. Bacak arasından yiyor. Buffon. Cengiz müthiş getirdi desek yalan olmaz yani. İyi getirdik. İyi getirdik bence. Golü Nainggolan atıyor. Bir orta saha oyuncusu. Orada gol araması. Mükemmel bir durum. Cengiz burada bıraktı. Antunes de bıraktı. Eşarabi'nin topu direkten döndü ve
Defrel penaltı beklerken Nainggolan vurdu. Savunmanın yanından Buffon'un bacak arasından gol oldu. Buffon'un yapacak bir şeyi yok. Beklemiyordu. Hala sola doğru gidiyorlar. Defrel nefis gol attı. Pas isteyecektim ama Defrel orada enfes bir gol attı. Diyecek laf yok. Sırtına da çıktık. Eşek gibi binerim üstüne diyor pas vermezsen. Ayıp Cengiz, öyle şeyler deme. Bence deme yani. Gördüğünüz gibi statta bilet ayarladığımız arkadaşlarımız Mehmet Efe, Furkan, Kral OKT, Taldirin, yani sayamadığım birçok isim var. Eren Emir, herkes var. Herkes var. Ozanlı kardeşimiz de var. Herkes var. Bu tribünler dolu. Hasan abimiz de var. Yani tribünler dolu. Siz de biletler istersiniz herhalde. Nefis paslaşmalar oldu. Maçı da 3-1 kazanıyoruz. 1-0 gerideydik. Son zamanlarda yani durumu kurtarmasını iyi bildik. Bakalım bu maçtan sonra neler olacak? Sevmemiş hoca bizi. 9.3 almışım. İyidir. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Altın ayakkabıyı Dybala almış. 23 golle. 2 golle kaçırmışız. Ben 21 gol atmışım. Normalde 22 golüm var. Biri herhalde ya hazırlık maçında ya Avrupa Ligi'nde ya başka bir yerde. Yani 2 golle altın ayakkabıyı çıkarmak, kaçırmak ne lan? Kaçırmak beni üzdü. Normalde kendimi geliştiriyordum ama şu İrlanda maçına kadar birazcık simüle edelim de. Milli takım da varmış. Daha transfer döneminde çok. Ben bilmiyordum bu kadar olacağını. Arkadaşlar ilk 11'e seçilmişim. Bakalım. Dünya Kupası'nda fil dişi sahiline karşı neler yapacağız deplasmanda. Formamız bu olsun. Onlar da beyaz giysin. Kafamız rahat etsin. Profesyonel değil. Dünya klası diyelim. Öyle oynayalım. İnşallah fil dişi sahiline de kaybetmeyiz. Tosun, Malli, Ünder. İleri üçlü dörtlü. Şahin Özyakup iki orta saha, stoperlerde defansta Kaldırım, Toprak, Serdar Aziz, Özbayraklı, Şener ve Volkan Babacan kalede. Maç başlasın dedik. Bakalım neler olacak. Hala üzgünüm gol kuralını kaçırdım. İnanılmaz iki gol. Filtris sahiline karşı stat full dolmuş. Ufak da stat olsa olsun. Dünya kupasındayız herhalde. Milli maçlar okunuyordu, geçtim la. Ben ne bileyim kusura bakmayın arkadaşlar. Milli maçlar okunurken geçtim, bilmiyordum. Sağ zemini orta saha kötü olsa da Dumbia başladı. Zaha, Dumbia. Bayağı hızlı oyuncuları var yalnız. Bailey stoperde. O da çok iyi bir isim. Orada Cengiz aldı. Ortaya doğru oynadı şimdi. Ulan hakem bizden sandım lan Şahin. Olsa. Cengiz'e yeniden. Cengiz nefis bir çalım daha Cengiz. Cengiz nefis bir çalım daha. Cengiz bu sefer yerden düşündü. Cenk Tosun'a doğru olmadı. Top istedi Cengiz, gelmedi. Hadi be. Aha penaltı mı? Hoca penaltı noktasını gösterdi. Ben öyle zannediyorum veya da öyle gördüm. Tam olarak bilmiyorum. Yalan olmasın. Bakalım. Dünya Kupası. Büyük gurur. Cenk Tosun şimdi vuracak. Ulan ben niye tam çizgide durmuyorum ya? Koşayım gol atayım. Cenk Tosun. Cenk geldi. Cenk. Cenk sekti. O top sekeceği belliydi zaten. Kurtardı kaleci. Sekti. Dünya Kupası'nda Cenk Tosun şoku. Penaltı kaçırdı. Cengiz bir top daha Şener'e. Şener. Cengiz nefis top. Gol geldi. Harika asist. Harika asist Cengiz Ünder. Nefis asist. Şu an bağırıyorum. Orada çok büyük dalgalar çıkıyor. Herhalde dibinden. Öküz gibi bağırdım ama. Kusura bakmayın. Burada yanlışlıkla verdim ben. Önceden pas vermiştim yanımdaki Cenk'e ama o Yunus Mallı'ya verdi. Nefis gol pası oldu. Bu da benim haneme bir sayı daha yazdırmış oldu asist olarak. Bu kim oynadı? Oğuzhan'ım. Oğuzhan'dan bana gelirse inşallah verdim tek top. Oğuzhan bırak önümü artık be. Bırakın be. Yes be. Nefis attım. Kameraya koşacağım lan. Ben attım. Yine milli takımda kurtarıcısı oluyorum. Süpermen olsam kutlayamazsın. Önce sol ayağıma çektim, sonra yakın köşeye yapıştırdım. Bu olay bu kadar basit. 2-0 yakalıyoruz. Hasan Ali Kaldırım çıkıyor. Yerine kim giriyor bakalım? İsmail Köybaşı olabilir. İsmail Köybaşı. Caner Erkin helal. Ama. Siz böyle oynayacaksınız, ben oynamıyorum. Sağ taraf bomboş, sola oynuyorlar illa ya. Bırak Allah aşkına ya. 3 puan aldık ama yani böyle bir şey olmaz hoca. Birazcık bunlara kızacaksın yani. Nuri, Oğuzhan hep o tarafa. O tarafa olmaz ki hoca.
Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Bir gol bir asistle oynadım değil mi? Nefisim. Bak. La her şeye eksi ver. La Lucescu hiçbir şey beğenmiyor. Gönder lan milli takımdan. Zaten hazırlık maçlarında beni seçmemişti. Onun için dedim transfer döneminde de seçmez dedim. Transfer dönemini hemen atlatırız dedim ama olmadı. Bu bölümlük bu kadar olsun dedim ya. Misafir gelecek, ev toplanacak. Ben buraları toplamam lazım. Bir dahaki bölümümüzde bu grupları falan bitirelim artık. Bilmiyorum elenir miyiz, kazanır mıyız? Rusya ile oynayacağız, sonra Arjantin ile oynayacağız, sonra ver elini. Transfer dönemi isteyen olacak, istemeyen olacak. İnşallah transfer oluruz Cengiz'le beraber. Eğer ki Cengiz Ünder isteyen olmazsa, bir yere transfer olmazsa maalesef bitiriyorum. Başka bir kariyere yelken açarız artık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yeniden bilet isterseniz ayarlarım. Milli takım maçlarını da ayarlarım. Ayıp ettiniz. Kara borsa. Hop, anladınız siz. Hadi bakalım. Görüşürüz.